Tamam. Diğeri yanıyor çocuklar. Bak buranın üstündeki yanıyor. Burayla. Çocuklar şeyi anlatayım mı şimdi size bunun mekanizmasını? Siz böyle gelin. Gelin böyle. Böyle var. Her şeyi yapmanızı sağlayan, komut veren, yönlendiren neydi o biraz önce anlattım. Ne kızım? Motor muhtemelen. Aferin. Bu beyin. Her şey bu. Buna sıkıntı gelirse bunların hiçbiri çalışmaz. Bunu ben istediğim kadar doğru yaz, kodla, hiçbir anlamı yok. Bu çok önemli. Onun için bunu iyi korumanız lazım. İyi muhafaza etmeniz lazım. Evet, beyni kodlar yükleyeceğiz. Kodlara iletmemizi sağlayan olmasa bu kablo. Eve elektrikleri geliyor, kablolar da geliyor değil mi? Yansır kablolarımız var. Ledlerimiz var çocuklar. Ledleri de size göstereyim. Bakın farklı renkli ledler var değil mi? Led lambası. Çocuklar bunların bacakları farklı şekilde. Bunlar boş para. Evet, bakın. Farklı uzun. Biri kısa, biri uzun. Uzun olan ne? Artı. Bu, kısa olan, eksi, artı olan Arduino ile iletişimi sağlar. Kısa olan ise diğer hatlardan enerji dağıtır. Tamam mı? Topraklama yapıyor. Yani 3 tane sınavı enerji varsa bir birinci sırayla. Gördünüz mü? Size bilgisayar üzerinde çalıştınız değil mi? Bilgisayar üzerindeki çalışmayı bakın biz buraya yazdığımız kodu mesela buna yüklüyoruz. Bunu hareket ettirebiliyoruz. Birazdan hareket ettireceğiz. Şimdi önce size kodlama nedir onun hakkında biraz bilgi vereyim. Evet çocuklar programlama. Kodlama nedir? Programlama nedir siz biliyor musunuz? Nedir programlama? Nedir? Bir şeyi bir makineyi sırayla komutlarına ilerletmek değil mi? Kısaca. Evet, senin isteğin doğrultusunda çalışan mekanizma. Çocuklar bu ne? Dinleyin artık çocuklar. Ne bu? Çocuklar bu. Evet, bu beyin. Her şeyin beyni bu. Çalıştıran bu. Şunlar da mekanizmalar. Şu kablolar ismi. Ne kablo? Hayır, o inek geldi. Yani sanki ayrı bir şey. Bu kablonun ismi jant kablo. Eğer atıyorum almak istersen bunu jumper kablo diye alıyorsun. Tamam çünkü elektriğe gidip kablo dersen sana büyük kalın kablo verir. Ama jumper kablo dersen bunu verir. Evet bu jumper kablo. Şu mavi ışık olan ismi ne? Biliyorsunuz. Ne bu? Evet ismi ne? Led. Led. Çocuklar ledin arkasında bakın şöyle örümcek gibi bir şey var. Renkli. Ne o? O ne biliyor musun? Direnç. Bakalım var mı belki masalarda? Belki masalarda bazen çocuklar bırakıyor. Var mı oraya? Oraya açın bakalım. Orada var mı? Var. Çocuklar şu. Bunlar direnç. Bunları çıkarıyoruz, kullanıyoruz bunları. Bu direnç ne yapar? Var mı direnci ne yapacak? Size bir soru soruyorum. Çocuklar evde böyle birden elektrikleri tamamen tutuyor mu? Birden her şey soruyor. O zaman ne yapıyorsun? Neyin bu şartını mı kalmıyorsun? Bazen şartını da kalmıyorsun, çalışmıyor. Niye? Zeynel, bu senin dilin ağzından çıkaralım. Ne oluyor? Şartının yanında bir mekanizma var. Ne o? Ama bakıyor, ne o? O iki elektriği dengeler. Ne o? Başarıp düşünüyor bize. Sigorta. Çocuklar sigorta atarsa elektrikler çalışmaz. Sigorta ne yapıyor? Gelen elektrik akıntı dengeliyor. Evinize ne kadar elektrik geliyor biliyor musunuz? Para olarak değil. Kaç volt elektrik geliyor? Bu sesini biraz daha. 220. 220 volt. 220 volt enerji geliyor. Onu dengeleyen sigorta. İşte bu kadar o görevi ne yapıyor? Direnç. Direnç ne yapıyor? Enerjiyi dengeliyor. Anladın mı? Çünkü buna yüksek enerji gelirse de o kıvamda düşer mi? Kaptan gider. Buraya kadar tamam. Şimdi bunu koduyla yazacağız. Bak arkadaşımız yazmış. Bu koduyu yavaş başlayalım. Bunun kodunu size söyleyeyim çocuklar. Ne yapacağız? Bak burada ağırlık programı var ya. Gördünüz mü? Ağırlık programı. Ben buraya bir tane sürekli tekrarına koyuyorum. Eğer sürekli yanmasını istiyorsan. Bunu nereden alıyorum? Şurada kontrol var. Gördünüz değil mi? O kontrolden sürekli tekrarlayı alıyorum. Şimdi ben bunu bakın. Bir tane şu bacağını
alayım şöyle bir ayıra geçiyorum. Birbirini çarparsa kablolar kısa devre olur yine patlar. Kabloların birbirine değmemesi lazım. Şimdi bunun bakın iki bacağı da aynı değil. Biri uzun biri kısa. Uzun bacak artı kısa bacak küçük geliyor. Taktım şey. Uzun olan artı oluyor. Kısa olan eksi. Uzun olan artı olanı. Evet, uzuna bak mesela bu yanlış var. Uzun olanı, ağacın olan şu numaralar var. Birden ucunda. Kod, ben bunu da kodla gireceğim. Mesela kaçak bak. Eve götürme bak. Bir de GN'de var. GN'de yok. Mesela şurada bir şey var. Mavizeleri biliyorsunuz. Mavizede kaç tane var olacak? 2-3 tane. 5. Şimdi elektrik verici o elektrik yazıyor. Evet, direnç. Çocuklar, şimdi ben bunun bağlantısını kurdum. Şimdi bunu yükleyeceğim içine. Öğretmenimiz başka bir şey istemiş. Şimdi öğretmenimiz onu açtı. Onu açana kadar ben size arabayı hemen anlatayım. Sizin aklınızda almak istemiyorum çünkü gezmenizi istiyorum. Çocuklar, bu araba nasıl bir araba? Bu kendi başına otonom çalışan, yani hiçbir kontrol almadan kendi başına çalışan bir araba. Bakın şurada bir sensör var, dönüyor. Ne yapıyor? Mesela gidiyor, önünde engel gördü mü? Belli bir mesafesi var. Engel görünce kafayı çeviriyor sağa sola. Nereye gidebilir? Sağ tarafı boşsa sağa dönüyor, engel sağa dönüyor. Sol tarafı boşsa sola dönüyor. Yani kendi başına. Çalıştıralım mı? Tarafta durursa durursa. Ha, geri gelirse. Bak arkadaşım şöyle diyor. İşte o algoritma. Onu yazacaksın. İki tarafta durursa ne yapsın? Geri geri gitsin. Geri de durursa ne yapsın? Dursun. Oradan geçirelim. Anladınız mı bunun mantığını? Şunların ismini biliyor musunuz? Bu mesafe sensörü. Mesafe ölçüyor, tamam mı? Buna göre sağa sola kendini çeviriyor, çalışıyor. Bunun ismini ne var? Mekanizmasını anlatayım size. Şu neydi? Beyin, Arduino. Bu Arduino kart. Anakart olur ya bilgisayarlarda. Yanarsa ne olur? Bilgisayar kart. Az çöpe gitsin. Ya da onu değiştireceksin. Anakart. Şu ne? Ben de pili kullanmıyorum. Çünkü biraz gücü yetersiz geliyor. Şimdi hem şarj edemiyorum. Tamam mı? Pili kullanıyorum. Bir de arabalarda. Çocuk şuna yaparsın. Şu ne çocuklar? Bu. Şurada ne olabilir? Arabada ne var? Çok önemli bir şey. Biz yapamıyoruz. Akide, biz yapamıyoruz. Yapamadığımız için araba alamıyoruz. Hayır. Arabalarda ne var? Çocuklar buna yapışın, tamam mı? İleride parayı bulacak bu. Evet çocuklar, bu motor. Arabanın motoru. Bak, biz ülke olarak motoru yapamadığımız için arabamızı da yapamıyoruz. Aslında motoru yapıyoruz. Motorun aynısını yapıyoruz. Bir başkası arıyor, normal da bu motor yapmış. Biz onu yapıyoruz, götürüyoruz. Ondan diyor ki kardeşim, bu motor benim motorum. Aynısını yapmış. Patentini aldık.
Anladınız mı? Şu motor çok hoş. Bu motor, bu mesafe sensörü, tekerler var. Bir de arada DC motorlar var. Şu. Şu DC motor. Şu motordan daha güçlü. Şu servo motor. Bu ne kadar? Bak, çok küçük gözüküyor ama şu 1 kiloya kadar kaldırabiliyor. 1 kilo. Tabii. Bu ona göre daha güçlü. Evet, burada şu DC motor var. Burada kaç tane DC motor var? 4 tane. Evet, bunun ekran basını kadar. Sonra tamam. Çocuklar, internette bunu çok güzel kendiniz yapabilirsiniz. Şunlar bunu da alıyoruz. Bak, sizin fiyatınızı değil. 7 lira. 30 lira. 37. 30 lira da bu. 67. 67. 3 lira da bunlar. 4 para 12. 75, 80 lira. Bunu da alırsan, bunlar pahalı 20 lira. Ama bunu kendin yapabilirsin. Tekeri de kendin yapabilirsin. Yani bu araba sana ne kadar mal olur? 100 liraya.